Günaydın, herkese merhaba. Değerli izleyenler, kalp hastalıkları, ölüm nedenleri sıralandığında ilk sıralarda yer alıyor. Peki kalbimiz neden hastalanıyor? Kalbimizin sağlığını korumak için neler yapmalıyız? Reçetede bugünkü stüdyo konuğumuz Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Murat Biçer'den öğreneceğiz bu bilgileri. Sizlerin de eğer konuyla ilgili öğrenmek ya da sormak istedikleriniz olursa 0224 211 1075'ten bizlere ulaşabilirsiniz. Murat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Günaydın. Bugün kalbimizin sağlığından aslında bahsedeceğiz. Damar hastalıklarını konuşacağız. Ama öncesinde dilerseniz bir kalbimizin işlevini öğrenelim ve damar değil, kapak hastalıklarından bahsedeceğiz. Ve burada kapağın görevi nedir? Ondan da söz edelim tabii dilerseniz ki öncesinde. Bildiğiniz gibi vücudumuz değişik organlardan oluşuyor. Bu organların başında da kalbimiz gelmekte ve kalp bir nevi vücudun bütün hayat fonksiyonu sağlandığı, aslında doğum şeyinde, yani gebelik döneminde işte kalbin çalışmasına hayat bulduğu söylenir. Onun işlevini kaybetmesiyle birlikte ölümle sonuçlanan bir organımız. Ve ilk hamilenin ilk şeyinde, yaşamın başlarından itibaren ölümümüze kadar sürekli çalışan bir organ. Bu organ belli hastalıklara gebe olan bir durumluğu var. Bugünkü günümüzde baktığımızda dünyada ölümlerin en sık nedeni kalp hastalıklarından, ikinci sıklıkta ise tümör, kanserlerden kaynaklanan neden görüyoruz. Kalbimizi bu işlevleri yaparken tabii ki bir takım şeyleri var. Kendi içerisinde de bir dinamizm var. İşte kalp kapakları ya da kalbi besleyen koroner arterler. Bunlar da sık hastalığı karşımıza çıkıyor. Bundan bir kısmı kontrol edilebilir hastalıklar, faktörler. Bazıları da tamamen kontrol edemediğimiz bir takım nedenler var. Bunları tabii bugünkü sohbet ortamında konuşacağız. Seyircilerimize nelere dikkat etmesi gerektiğini ya da bu tür hastalığın nasıl tanısını konulabileceğini, neler yapıldığını tedaviyse bunları ayrıntılı olarak konuşacağız bugün. Şimdi kapak hastalıklarına girmeden önce biz vatandaşa da sorduk. Kalp hastalıkları ile ilgili genel olarak neler biliniyor, korunma açısından neleri uygulamaya çalışıyorlar ya da uyguluyorlar mı? Onları sorduk ve yanıtlarını aldık. Ben de merak ediyorum. Vatandaşlarımız neler demiş, izleyelim. Sağlıklı mı? Kalbimiz sağlıklı. Spor yapmalıyız, sigara kullanmamalıyız, alkol kullanmamalıyız. Mesela ritim bozukluğu olabilir, kalp inmesi falan. Hani bildiğim kalp krizi. O biz genelde krizdir, bilmiyorum, hastalığı. Damar tıkanıklığı var mesela, dedemin vardı zamanında. Kalbimizin sağlam olması için. Evet. Strese girmeyeceksiniz, o başka bir şey yok. Sağlıklıyım. Yürüyüş yapıyorum, bol bol yürüyüş yapıyorum. Başka bir şey yok. Yiyeceklerimle dikkat ediyorum, bu kadar. Valla temiz havada yürümeye çalışıyorum. Akşam yemeklerinden sonra yemeği midemde bırakıp yatağa girmiyorum. O muhakkak eritiyorum, sinirim yaptıktan sonra yatıyorum. Elimden geldiği kadar sigara kullanmıyorum. En çok Türkiye'de duyulan kronik damar sertliği, damar tıkanması hastalıkları. Çok arkadaşlarımız, çok eşitlerimiz bugüne kadar sırf bu şeylerden, anji olduktan sonra damarlarını açabilmek için bypass oldular. Şu an ben 66 yaşındayım. Kalple bugüne kadar hiçbir sorunum olmadı. Evet, izleyicilerimiz herhalde az çok biliyorlar sigara, alkol kullanımından uzak durulması gerektiğini, sağlıklı beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini. Güzel bir röportaj olmuş. Hatta çok bilinçli, yani hepsi risk faktörleri ya da yapması gereken şeyler aşağı yukarı değinilmiş kısa da olsa bu röportajda. Yani burada tabii beslenme önemli bir faktör. Spor söylenmiş ve en önemli risk faktörden bir tanesi de majör risk faktörü dediğimiz sigarada da işte kesinlikle kullanılmaması gerektiğini ifade etmişler. Bunlar yine de kısa bir şey içerisinde bazı faktörler ama çok tabii kalp hastalıkları oldukça geniş bir konu. Röportajımızda özellikle damar tıkanıklığından bahsedilmiş. Damar, biraz önce de bahsettim, kalbin en önemli parametre işte kalbi besleyen koroner arterler hastalıkları, bir de kalpteki kapak hastalıkları karşımıza çıkabiliyor. Bunlar tabii etiyolojik, yani nedenleri çok farklı hasta grupları. Koroner arter hastalığı daha çoğunluktan risk faktörleri, biraz önce bahsedilen sigaranın yanında ailesel genetik faktörler, hiperlipidemi,
dediğimiz kolesterol yüksekliği, obezite gibi faktörler var. Ama kapak hastalıkları biraz daha değişik faktörlere bağlı. Burada en önemli faktör özellikle gelişmemiş ülkelerde birinci neden olarak romatizmal ateş ve bu çocukluk çağında ya da gençlik çağlarındaki boğaz infeksiyonlarına sekonder gelişen bir durum. En sık nedeni gelişmiş ülkelerde bu ama ileri gelişmiş ülkelerde ise en sık nedeni yaşlanmaya bağlı. Kapakta da yani vücudumuzun diğer organları nasıl bir yaşlanma bulguluyorsa cildimizde, saçlarımızda aynı şekilde hem damar yapınızda hem de kapak yapınızda da yaşlanmaya bağlı bir takım bozuklukta ortaya çıkıyor. Gelişmiş ülkelerde en sık nedeni ise yaşlanma. Ama bunun yanında diğer faktörler de var. Bazen doğuştan kalp kapakçığınızda bir takım eksiklikler olabiliyor. Onlar da yine kapakta ya kaçağı yani yetmezliği ya da kapakta bir darlık oluşturarak kapağın fonksiyonunu engellemeye çalışıyor. Bazen de bir infeksiyon durumu yine erişkin çağında da kalp kapakçığınızda da bir infeksiyon durumu olabiliyor. Bizim infektif endokardit dediğimiz durum. Bu da yine kapaklarda kopmalara, kapağın kendi işlevini yerine getirmemesine sebep olabiliyor. Bunun dışında bazı miksamatöz dediğimiz vücudun konnektif doku hastalıklarına bağlı da ama bunlar tabii ki daha az sebepler. Ama günümüzde en sık sebepler yaşlanma ve çocukluk çağında ya da gençlik çağında geçirilmiş boğaz infeksiyonları. Özellikle streptokok dediğimiz bir bakteri türüne karşı oluşan bir reaksiyon. En sık kapak hastalıkları bunlardan kaynaklanıyor. Hı hı. Bizim ülkemizde baktığımız zaman peki yaşlılığa bağlı olarak mı daha çok görülüyor? Biz şu anda güzel bir soru. Artık ortasındayız. Hı hı. Yani biz bu 20 yıllık önceki şeylerde çoğunlukla romatizmaldı ama günümüzde en sık bizde gelişmiş ülkeler gibi yaşlanmaya bağlı ya da diğer faktörlere bağlı olan kapak problemleri daha çok karşımıza çıkıyor. Genelde hangi yaşlarda peki Murat Bey bunun görünme oranı, sıklığı? Biraz önce bahsettik koroner arter hastalığı özellikle ileri yaşlarda daha sık karşımıza çıkıyor. Bir yaş şeyi arttıkça fazla. Tabii kapaklarda da bu var ama kapak koroner kadar değil. Kapaklar hemen her yaşta da karşımıza çıkabiliyor. Bu çocuklar doğumdan itibaren de kapak hastalıkları oluşabiliyor. Kalp kapak hastalıkları. Ama yine yaştan birlikte bir hafif bir ivme artışı daha ön planda çıkıyor. Bunun nedenlerinden yeniden bahsedecek olursak ne şekilde dile getirebiliriz ve bunun biraz genetikle bir ilgisi var mı diğer hastalıklarda olduğu gibi? Şimdi koroner arter hastalığı örneğin en önemli risk faktörünün bir tanesi genetik. Yani sizin genetinizde koroner arter hastalığı varsa bir gün hastalama ya da diğer risk faktörleri işte hipertansiyon, hiperlipidemi, diyabet, şeker olması, sigara kullanımı sizi hızlandırır. Kapak hastalığında bir genetik faktör suçlayamıyoruz. Yani burada genetik bir göç şeyinde oluşumunda çok nadir olsa bazı oluşumlar oluyor ve bu kapaklarda işte örneğin kapakçıklarımız aort kapak 3 yaprakçık. Siz doğuşta 2 yaprakçık olduğunuzda bunlar ileride darlığa ya da yetmezliğe sebep olabiliyor. Yani bunlar çok böyle şey vakalar, az vakalar. Nadiren. Ve bunlar örneğin genetik olarak da geçişi gösterilmiş diye. Yani siz örneğin bu kapak hastası oldunuz, sizin çocuğunuz olacak diye böyle mutlaka olacak diye bir şey yoktur. Ama koroner arter hastalığında genetik faktörler daha ön planda. Bununla birlikte kapaklarda bazen doku işte halk dilinde söyler kapakçığında çökme vardır. Bu özellikle kapağın dokusunda bir zayıf oluşum varsa, miksamatöz değişiklikler varsa kapakçık biraz fazla gevşek olup ve ileride en sık kalp kapak yetmezliğine sebep olabiliyor. Onlar karşımıza çıkabiliyor. Özellikle artık bizim toplumumuzda biraz önce bahsettik antibiyotiğin kullanımıyla birlikte oran romatizmal kapak hastalıkları oran oldukça düştü. Eskiden daha fazlaydı ama daha çok daha ileri yaşlarda yaşlılığına bağlı kapak yetmezliği karşımıza çıkıyor. Antibiyotik kullanımı bu tabii, açıdan biraz olumlu mu olmuş? Olumlu. Yani boğaz infeksiyonu tabii uygun uygun dozda. Hı-hı. Onu da yanlış anlaşılmaz. Evet. Herkese antibiyotik kullansın diye bir şey yok. Sadece bu gruptaki hastalarda yaşanan sıkıntıyla ilgili. Evet. İnfeksiyon durumu varsa mutlaka efektif örneğin dozunun ayarlanması ve günün mutlaka bir haftaya tamamlanması gerekiyor. Yoksa böyle kısa süreli kullanılan antibiyotiklerde bakterinin direncini artırarak
farklı hastalıklara sebep olabiliyor. Hı hı. Bu hastalıkta peki kalp kapak hastalıklarında kendisini nasıl ortaya çıkartıyor bu rahatsızlık? Hı hı. Belirtileri söz konusu mu? Kişi evet. fark ediyor mu bunu? Tabii. Burada şimdi asıl patoloji işte kapağımızda ne oluyor da bizi bu duruma hı hı. getiriyor. Buraya baktığımızda işte kapakta oluşan bu biraz önce bahsettiğimiz nedenler ne? Kapakta iki tane hastalık oluşur. Ya kapakta geçişlerde darlık oluşabiliyor ya da kapak fonksiyonu yapamayıp kanın geri kaçmasına sebep olabiliyor. Bütün şeyler patoloji buradan kaynaklanıyor. Şimdi dar olan bir yerden kan gitmediği zaman geride göllenmeye başlıyor. Bu örneğin kalbin sol sisteminde olduğu zaman temiz kanımız akciğerden kalbin sol kısmına geliyor. Oradan sol kulakçıdan sol karıncaya ve sisteme atılıyor. Yani beynimize gerekli olan bütün dokulara kanımız oraya gitmeye başlıyor. Bu hem kaçak hem yetmezlikte artık geriye göllenmeye başlıyor. Yani darlıkta kan gidemediği için, yetmezlikte ise sol taraf çalışıp kanı ileri atması gereken geriye kaçtığından dolayı sizin akciğeriniz örneğin suyun içinde kalmış gibi ve ciddi bir nefes darlığı yani oluşmaya başlıyor. Tabii bu erken dönemde eğer böyle akut dediğimiz mitral yetmezlik değilse yani birden bir kopma falan değilse yavaş yavaş giderek bir yetmezlik oluşmuşsa hastada bunlar yavaş yavaş semptomlar oluşmaya başlar. Ve hasta normal kapasitesinin yavaş yavaş altına düşer. Bu işte 3-4 kat merdiven çıkan bir hasta rahatlıktan işte 4. kata 3. katta yorulmaya başlar. Sonra 2 hatta 1. kat ya da birkaç merdiven bile çıkamayacak duruma geliyor. En önemli şey semptomu nefes darlığı, efor kapasitesinin düşmesi. Bununla birlikte bazı hastalarda ise kronik olan yavaş yavaş ilerleyen özellikle darlıklarda ritim bozukluklarına karşımıza çıkabiliyor. Aslında çarpıntı şikayetlerine karşımıza çıkabiliyor. Eğer çarpıntısı ya da efor kapasitesinin düşkünlük varsa mutlaka bu kalp kapak hastalıklarını düşünmesi hı hı. gerekiyor. Evet. Bu nefesle ilgili yaşanan sıkıntı peki kişi eğer ki sigara içiyorsa ve merdiven çıkmakta artık zorlanıyorsa buna hı hı. bağlayıp da erteleme yaşayabiliyor mu? Doktora başvurmada. Tabii. Yani bunlar birçok hastamız işte farklı şeylere bağlayabiliyor. Hı hı. İşte özellikle ileri yaşta görse artık yaşlandım ondan olabiliyor tabii. diyor. Ya da diğer işte birazcık obezse ona bağlayabilir. Hı hı. Ya da işte tembelliğe bağlayabilir. Yani çıkamıyorum diye. Ama eğer efor kapasitesinin düşme varsa ya da çarpıntısı varsa mutlaka bu hastaların kapak hastalıkları yönünden incelenmesi gerekiyor. Hı hı. Burada peki genelde hangi aşamada hekime başvuruluyor hastalar tarafından? Burada tabii hastanın da profili de değişken oluyor. Hı hı. Bazen çok bilinçli hasta olduğunda en ufak bir şeylerinde geliyor. Tabii bazen de açıkçası kapağın çok fonksiyonel olmadığı, yani çok ileri evlerde de geliyor bu hastalar. Çünkü bu hastalar önemli, zamanda gelmesi çok önemli. Bazen ameliyat şansını kaybedebiliyor. Yani hasta önemli bir kalp kapakçının tamiri ya da işte kapağını değiştirerek tedavi edilirken ya da bazen ilaç tedavisinden yıllarca takip edilen hastalar kalp kapasitesi düştükten sonra geldiğinde hem ameliyat riski hem de bazen de bu tür işlemler riskini kaybedip yaşı uygunsa kalp nakli gerekebiliyor. Hı hı. O yüzden bu tür hastalar mutlaka zamanında müdahale edilmesi gerekiyor. Dediğim gibi ameliyatı kaçırdığı gibi bazen bunda da ritim bozukluğu olan hastalarda atrial fibrilasyon gelişenlerde kalp sol kulakçığında pıhtı oluşmaya başlıyor. Buradaki pıhtı koptuğu zaman bu hasta felç olabiliyor ya da bir organını işte eğer koluna ya da bacağına bir pıhtı atmışsa hı-hı. o organlarını da kaybedebilir ya da o nedenle ameliyat edilmesi gerekebilir. Çok riskli. Hı-hı. O zaman bu belirtileri kesinlikle kaçırmamak tabii. gerekiyor. Belki evet yaşlılıktan olabilir, kilodan olabilir hı-hı. gerçekten ama kalple ilgili bir sıkıntının da olduğu anlamına sinyalini veriyor olabilir, anlamına tabii. geliyor olabilir. O yüzden belirtileri muhakkak göz ardı etmiyoruz. Mutlaka yani çünkü bunun bu tür hastalıkların tanısı ve tedavisi artık günümüzde kolay ve rahat ulaşılabilir. Yani birçok merkezde, birçok şehirde hemen birçok yerlerde yapılabiliyor ve rahatlıkla yapılabiliyor. Daha düşük bir risk ameliyat risklerinden bazı birazdan bahsedeceğiz size yeni tedavi yöntemleri de var. Onlar da uygulanabilir. Bu tür şeyler olan insanların kesinlikle ihmal etmemesi gerekiyor. Çünkü tedavisi çok rahat yapılabilen ve düşük riskten yapılan bir ameliyat türü. Evet. Burada kişi bu belirtileri belki ilk aşamada fark etti ve size başvurdu. Kiminin de belki de günlük yaşamını aşırı derecede etkiledi ve size geldi. Burada tedavi muhakkak ki ona göre değişiyor ama teşhisi koyma aşaması nasıl oluyor? Tedaviden tabii. önce ondan bahsedelim.
teşhis hasta size bu tür efor kapasitesini düşündüğünde bir anemnez dediğimiz şikayetten bahsedince zaten biz hekim olarak bunun evet bu olabilir bir şeyi düşünmeye başlıyoruz. Ondan sonra hekimliğin en önemli şeylerinden bir tanesi muayene şeyinde. Size ne fizik muayene dediğimiz muayenenizle bile bir kalp kapakçığında problem olduğunu, ne darlık olduğunu, kaçak olduğumun, ne derece olduğunu açıkça tespit edebilirsiniz. Ama bunlar tespit ettikten sonra bunun ilaç tedavisini, hastanın şikayetlerine uygun olarak semptom durumuna göre tedavisine başlayabilirsiniz. Bir fizik muayene koyduktan sonra ama hastanın derecesini de bizim şu anda altın standart olarak uygulanan yöntem ekokardiyografi. Yani bu kalbin ultrasonu dediğimiz işlem. Herhangi bir girişim falan değil, tamamen dışarıdan yapılan, hasta hiçbir zarar olmayan bir tanı yöntemi. Bundan siz kalp kapakçığınızın durumunu, kalbinizin ne kapasite çalıştığını, ne kadar etkilendiğini, bu hastanın ameliyat endikasyonu var mı yok mu, müdahale endikasyonu var mı yok mu, neler yapmanız gerektiğini hepsini size verebilir. Yani çok da rahat hemen her poliklinikte uygulanabilen tanı yöntemi. Yani yeter ki bir ekokardiyografiniz olsun. Bir kardiyoloji uzmanı tarafından rahatlıkla bunları tanı ve tanısı konulup hastayı yönlendirebilirsiniz. Herhangi bir girişimsel tanı şeyi yok örneğin. Koroner arter hastalığında anjiyografi yapılıyor ama burada dışarıdan non-invasive dediğimiz herhangi bir hastaya bir girişim yapılmadan rahatlıkla bütün kalp, kapak ve kalbin fonksiyonları rahatlıkla değerlendirilebilir. Kolay bir şekilde de hangi aşamada olduğu görülebiliyor. Bir telefonumuz var Murat Bey, onu yanıtlayalım. Zuhal Varlı Bursa'dan arıyor bizi. Merhaba, günaydın. Merhabalar, günaydın. Hoş geldiniz. Buyurun, dinliyoruz sizi Zuhal Hanım. Hoş bulduk. Merhaba doktor bey. Merhaba. 13 yaşından beri kızım kalp ilacı kullanıyor. Bursa'nın B'si ile başlayan 100 miligramlık. Belok olabilir. Gerçi burada yüksek derecede çarpıntısı var. Kullansa da arada bir yüksek bir derecede işte çarpıntısı oluyor. Korkuyoruz. Elimiz ayağımız dolaşıyor. Nefesi sıkışıyor. Evet. Böbreklerine zarar verir mi diye korkuyoruz. Ameliyatla müdahale gerekir mi? Bu böyle devam edecek mi? İyileşme durumu olabiliyor mu? Yani evet. 13 yaşından beri bir yıldır kullanıyor. Şu an 14 yaşında. Evet, kendisi de bıktı artık, kullanmak istemiyor. Hep böyle mi olacağım diyor. Hiçbir spor faaliyetine katılamıyor. Buna çok üzülüyor tabii. Evet. Geçmiş olsun. Tabii biraz önce bahsettik, ritim bozukluğu bu hastalıklarda olabiliyor ya da ritim bozuklukları tamamen hem kapak hem de koroner arter hastalığı dışında da kendinden olan bir hastalık grubu. Burada ritim bozukluğunun şeyi çok önemli, odağı önemli. Değişik yerlerden kaynaklanan ritim bozuklukları olabiliyor. Bunlar çoğunlukla artık FHE dediğimiz elektrofizyolojik çalışmalarda bu ritim bozukluğunun olduğu yer tespit edilip orası yakılabiliyor. Tabii şu anda hastanın ritim bozukluğu tamamen nedeni bilmediğim için yani hangi odaktan... Kalp kapağında çökme var denildi. İşte kalp basınçlı bir şekilde geliyormuş. Kanı pompalayamıyormuş. O yüzden ritim bozukluğuna sebep oluyormuş. Öyle denildi. Dediğim gibi eğer burada temelde patoloji kapaksa o kapağa da müdahale edilebilir, çözülebilir. Ya da elektrofizyolojik çalışmada o odak tespit edilip o bölgede ritim bozukluğuna sebep olan yerde yakılabiliyor. Belokla ilgili, o ilaçla ilgili ifadenizde de hiçbir zarar yok. Bu tamamen kalp hızını kontrol etmek için verilen bir ilaç. Herhangi bir böbreğe zararı olmayan bir ilaç grubu. Fakat bu bazen yeterli olmadığında dediğim gibi diğer ritim düzenleyici ilaçlar başlanabilir. Ya da o bölge çalışması yapılarak yani haritalandırması yapılarak ritim bozukluğuna sebep olan bölgede yakılıp o işlem yapılabiliyor. Bu bazen perküten dediğimiz kasıktan giderek yapılabiliyor ya da açık ameliyatlarda da tercih edilebiliyor. Kesin sonuç veriyor mu peki bu tedavi? Tabii yani %90'lara oranda sonuçları oldukça iyi oluyor. Yani çok az bir hasta grubunda sonuç alamadığımız gruplar oluyor ama onlara da mutlaka ilaçlarla yine hız kontrolünü sağlayabiliyoruz. Riski var mı peki bu ameliyatın? Tabii ki şey var, yani yapılan her girişimin riski var. Bunu hiç, bir hekim arkadaş size riski yoktu deme şansınız yok. Çünkü örneğin perküten dediğim yani kasıktan giderek yapılan işlemde bile kalbin bir odağına girerek bir kateter yardımıyla yapılıyor. Tahmin ettiğim gibi yani en ufak bir damar girişinde bile bir takım komplikasyonlar oluşabiliyor. Tamam. Ama hız kontrolü mutlaka... Işte
işte isminizi, çalıştığınız yeri içerideki arkadaşlardan öğrenebilirim herhalde. Tabii ki, tabii ki. Tamam. Çok teşekkür geçmiş ediyorum. Olsun Zuhal Hanım. Geçmiş olsun. İyi günler. Hı-hı. Sağ olun, iyi günler. Tabii bir çocuk oldun mu, aslında bir yakın oldun mu, hı-hı, endişe duyulması çok, evet, normal. Burada bir de 13 yaşında dedi, evet, sanırım hatırladığım i̇şte kadarıyla. Ve ilaçla ilgili mi endişeleri oluyor peki? Bu yaşta ilaç kullanınca bir organına zarar gelir mi diye. Kesinlikle yani... hastamızın şeyini çok iyi anlıyorum. Hı hı. Yani sizin bir çocuğunuz var ve küçük yaşta, evet, hayatı boyunca siz bu ilacı kullanmanız gerekiyor dediğiniz zaman bir tedirginlik olması çok doğal. Evet, ilaçlar hayatımızı kurtardığı gibi bazen de zararları da olabiliyor. Hı hı. Yani hasta, o yüzden tedirginliği çok iyi anlıyorum. Ama bu hasta grubundaki bu kullanılan ilaç şey anlamında, sistemik anlamda zararları en az olan ilaçlardan bir tanesi, hız kontrolü yapılan, hı hı, kalbi koruyucu bir ilaç. Yani özellikle biz diğer hasta gruplarında da, kalp yetmez olan grupta da en sık kullandığımız ilaç grubu. Herhangi bir şey, renal dediğimiz yani böbrek problemine sebep olmayan, yani eğer kalp fonksiyonunuz çok düşük değilse etkilemez. Ama buradaki çocuk gibi sürekli kalp hızında çok yüksek çalışırsa o da kalpte ciddi problemler oluşturuyor. Kalbin kasınlığında problemler oluşup ileride kalp yetmezliğine sebep olabiliyor. Mutlaka korumanın sağlanması gerekiyor. Hı hı. Peki bu kalp kapak hastalıklarında az önce izleyicimiz bahsettiği için diyorum, hı hı, günlük hayatını kısıtlama gibi bir durum söz konusu oluyor, evet, mu? İlaç bunu ortadan kaldırmıyor mu ya da yapılan ameliyatların sonrasında? Tabii ki bu fizyolojik şeylerde önemli, bizim kalp hızımızın belli bir şeyin altında olması gerekiyor. Evet. Bu çok üstüne çıktığı zaman kalbin bir donum safhası var. Bu donum safhası sağlayamadığında kalp ön hiç kan gelmeden sürekli atmaya çalışıyor ve yeterli flow'u sağlayamıyor. Ve bu ciddi efor kapasitesini düşürür. Aslında ciddi kalp yetmezliğine sebep olur. Sadece kalp hızınızın bile belli bir zaman diliminde yüksek olursa o bile tek başınıza kalp yetmezliği yapabilir. O yüzden yani dikkatli olmak gerekiyor. Dikkatli olması gerekiyor kalp hızını. Yani o tür hastalarda mutlaka efor egzersiz şeylerini, ağır egzersiz spor şeylerini uygulatmıyoruz. Yani evet, yasaklıyoruz. Dikkatli olması, evet, dikkatli gerekiyor. Olması gerekiyor. Ki bunu tedavinin sonrasında da aslında bahsedeceğiz. Tedavinin ne gibi olumlu etkileri olduğu, ki gelişmeler de var dedik. Bunlardan, hı-hı, da söz edeceğiz ve dikkat edilmesi gerekenlere yine, evet, vurgu yapacağız. Burada tanı konduktan sonra, tanıdan bahsettik, hı-hı, öncesinde. Evet. Uygulanan tedavi yöntemleri neler oluyor? Tabii ki kişinin durumuna göre bu yöntemler, tabii, herhalde değişiyor. Burada tabii şey anlaşılmasın. Yani her kapak hastalığı, hı hı, eşittir ameliyat, evet, ya da işte girişim yapılması gerekiyor diye öyle bir şey yok. Hı hı. Yani size örneğin kalp kapak hastalığınızı tanıdığınız konu zaman uygun tedavilerle yani yaptığında bu ömür boyunca yıllar hiçbir girişime tabi tutulmadan hayatınıza devam edebilirsiniz. Hı hı. Ama bazen bu hastalık tedaviye rağmen ileri bir safhada tanısını koymuş olabilir ya da hastalığın doğasından nedeniyle ilerleyerek müdahale sınırına geldi. Orada neler yapıyoruz? Günümüzde tabii burada 1900'lü yıllarda tedavi başlamış kapak hastalıklarında. Önce işte çok şey yöntemlerinden parmakla genişletilme, dar olan bir kapak genişletilmeye başlanmış. Sonra o zaman kalp akciğer makineleri yok. Yine çalışan kalpte buji yardımıyla darlıklar giderilmeye başlamış ama 1960'lı yıllardan itibaren kalp kapakçığı değiştirme ameliyatları yapılmış. Günümüzde tabii o ilk kapak tekniklerine çok daha farklı yeni kapak jenerasyonları var. İşte taktığınızda metalik kapaklar, işte günümüzde bilinen metalik ve biyolojik kapak, iki tane kapak çeşidimiz var. Metalik kapakların bir ömrü yok. Yani uzun yıllar hiçbir problem oluşturmadan hasta hayatını devam edebiliyor. Buradaki tek sıkıntı metalik kapak takma zorunluluğu hastalarda ömür boyunca kan sulandırıcı ilaç kullanması, hmm, gerekiyor. Fakat ileri yaşlarda ya da işte kan sulandırıcı ilaç kullanamayacak hasta grubundaysa siz biyolojik kapak dediğimiz, bunlar sığır ya da domuz kalp zarından oluşturulmuş bir kapakçıklar, bunlar kullanılabilir. Bunlarda herhangi bir kan sulandırıcı kullanmasına gerek yok ama buradaki dezavantaj ise yaşam şeyleri kısıtlı. Yani ortalama bu kapakların ömürleri 10 yıl. Hı-hı. O yüzden genç hastalara pek uygulamıyoruz. Sadece yaşlı hastalarda ya da kan sulandırıcı ilaçlar kullanmayacak hastalara bu kapakları kullanıyoruz. Tabii burada bu kapakları değiştirmekten çok en çok tercih ettiğimiz tedavi yöntemi kapağı tamir etmek. Yani eğer hastanın kapakçığı bir yerde bir kopması var ya da bir kireçlenmeye bağlı kapanamama durumu varsa biz bunları temizleyip kendi dokusundan kapağı korumaya çalışıyoruz. Bu kapağı koruduğunuz zaman da hasta için en büyük şey
kalp fonksiyonu daha iyi korunuyor ve hastayı kan sulandırıcı ilaçtan kurtarmış oluyorsun. Böylece ömür boyunca kan sulandırıcı ilaç kullanmadan da hayatına devam edebiliyor. Bunlar tabii günümüzde klasik tedaviler. Bir de son yıllarda 90'lı yılların sonrasında özellikle perküten girişimler, yani bu endovasküler dediğimiz girişimler yapıldı. Son yıllarda artık aort kapakta özellikle ileri yaşlarda açık cerrahe uygun olmayan, hiçbir şekilde ameliyatı kaldıramayacak hastalarda bile kasıktan giderek de aort kapağı yerleştirebiliyoruz. Hı hı. Bursa'da da üniversitemizde yaklaşık 20'ye yakın bir vakamız oldu. Yani Türkiye'de merkezlerden bir tanesi, yani çok yapan merkezden birisi olmaya başladık. Aort kapakları kardiyolojideki arkadaşlarla birlikte, yani bir ekip halinde mutlaka orada bir kardiyoloji uzmanı, kalp damar cerrahi uzmanları hep birlikte bu işlemi de yapabiliyoruz. Hı hı. Gittikçe gelişmeler oluyor. Daha hem hasta için hem doktor için herhalde daha kolay işlemler ortaya çıkıyor teknoloji geliştikçe. Tabii bu şey anlamında eskiden bu riskleri siz ameliyatları yaparken %30-40'larda belki daha yüksek mortaliteden, yani riskten ameliyat yaparken günümüzde bu artık %3'lerin altında düşmüş durumda. Bayağı. Yani siz örneğin bir kapak müdahalesi artık %3'ün altında bir riskten bu ameliyatları yapabiliyorsunuz. Evet. Ki burada bahsedilen her ameliyatta risk faktörü vardır diyoruz ama bu çok küçük bir oran o zaman, tabii, değil mi? Geçmişe yani baktığımız bu, kesinlikle. Yani bu artık siz bırakın kalp ameliyatı, bir genel cerrahinin ya da başka bir ameliyatta da bile bir takım ameliyat risklerimiz var. O yüzden bu tür şeylerden korkmayıp mutlaka hastanın tedavi edilmesi lazım. Ben hastalama şu ifadeyi kullanıyorum. Siz ameliyat olmazsanız ki riskle olma arasındaki de dağlar kadar değil fark mi? Var. Çünkü o zaman daha bir aort kapakta sizin artık semptomatik hale gelmişseniz 3 yılda işte şu kadar yaşayabilirsiniz. 5 yıllık yaşam ömrünüz neredeyse yok diyorsunuz. Yani o kıyası kabul edilmeyecek bu oranda. Birinde ömür giderken diğerinde ufacık bir risk alıp tabii ki rahatlıktan tedavi edilebilir. Peki bir telefonumuz daha var Murat Bey. Nuri Çetin Kars'tan arıyor bizi. Merhaba. Nuri Bey? Evet. Alo, duyuyor musunuz bizi? Duyuyorum, evet. Tamam, biz sizi çok az duyuyoruz Nuri Bey. Biraz daha sesli konuşabilir miyiz? Tamam, sesinizi biraz daha yükseltebilirim. Tamam, evet. Sorunuzu alalım. Benim hocama sorum, ben küçükken romatizmal bir hastalık geçirdim. Buna bağlı olarak kalp kapaklarında hasar oluşmuş, yani mitral yetersiz dediler o zaman teşhis olarak. Hani nefes darlığı yapıyor. Acaba bunun tedavi yöntemi olabilir mi? Tabii. Peki geçmiş olsun diyelim. Sorumuz varsa tabii yöneltelim çünkü çok zor anlaşılıyor. Yok, anladım. Tamam. Ha. Tamam. Geçmiş olsun. Peki biz sorunuzu yanıtlayalım Nuri Bey. Çok geçmiş biraz olsun. Biraz önce bahsettik zaten. En sık nedenlerden bir tanesi gençlik çağında geçtiren romatizmal ateşe bağlı kapak problemi oluyor. Mitral yetmezliğin tedavisi var tabi. Eğer eko bulgularınız kalbinizi çok etkilememişse, buradaki kaçak çok ciddi değilse, bir takım ilaçlarımız var, bu idrar söktürücü, kalp hızını düşürücü ilaçlarla tedavi edilebilirsiniz. Ama kaçak çok fazlaysa, kalp kapakçığındaki şeye bağlı, bu kaçağa bağlı akciğerde ödem oluşuyorsa, kalbinin kapasitesinde büyüme olmaya başlamışsa, o zaman ameliyat olmanız gerekebilir. Biraz önce de sohbetimize bahsettik. Çok düşük bir riskten ameliyat olmanızı öneririz. Kapakçığınız eğer uygunsa dokusu tamir edilir. Böylece hayatınıza rahatlıkla herhangi bir problem olmadan devam edebilirsiniz. Hı hı. Tekrar geçmiş olsun diyelim izleyicimize. Burada peki ameliyatla ilgili endişeleri genelde ne oluyor hastaların? Bizim, çünkü olması gerekiyor diyoruz. Kalp cerrahisinin tabii en büyük sıkıntımız böyle yakınlarımıza da geldiğinde o tedirginliği hep görüyoruz insanlar. Çünkü kalp öyle bir organ ki yaşamdır. Yani insanlar hep kritik. O ölüm korkusu. Yani hepimizi herhalde en çok derinden etkileyen şey o ölüm korkusu. İnsanlar da acaba bu şeyi kaldırabilir miyim diye bir tedirginliği oluyor. Hatta ben de bazen bunu şey diyorum. Yani ben de kalp ameliyatı olsam ben de korkarım diyorum. Değil bunu mi? Kesinlikle insanlar çok doğal bir şeydir. Yani süreçtir bu. Evet. Ama şunu hastalarımıza bu güveni vermeniz gerekiyor sizin. Bu ameliyatta olursanız olmazsanız de sizi bekleyen şey nedir? Hı hı. Onu ifade ederseniz hastanız size güvenip ameliyat ya da tercihini yapabiliyor. Hı hı. Ama o güveni yapmazsanız tabii ki hastada en
büyük sıkıntı ölüm korkusu. Evet. Ama o korkuyu birkaç yıl sonra değil mi ameliyat olmazsa? Olması ölüm evet yaşıyor. Yani kesinlikle zaten. Yani bir, çünkü şöyle bir ifade kullanayım. Hastanın şansını kaybediyor. Evet. Yani siz örneğin normal bir %3'ün altında bir riskten kalp kapı açık ameliyatınız olmanız gerekirken sonra eğer kalbiniz tamamen iflas ederse, çalışmazsa, yani o fonksiyonu getirmezse, kapağı değiştirseniz, tamir etseniz bir faydası olmaz. Tek tedavi seçeneğiniz artık şey kalıyor. Kalp nakli ki onun riski çok daha yüksek. Hastanın yaşam kalitesini daha fazla şey etkiler. Bir sürü ilaçlar kullanılması gerekiyor. Daha çok fazla titizlikle takip edilmesi gerekiyor ama burada erken dönemde bir rehabilitasyon şey dönemini atlattıktan sonra hasta tamamen normal hayatına devam edebiliyor. Hiçbir sıkıntısı olmadan. Evet ki o yüzden her zaman erken tanı ve erken tedavi teşhis, mutlaka, çok önemli mutlaka. Diye vurguluyoruz. Burada peki ameliyatın öncesinde kişinin yaşamında bu hastalıkla birlikte neler değişiyor ve ameliyattan sonra hemen bir sonuç alabiliyor mu? Bir de bu soru da büyük ihtimalle çok yöneltiliyordur. Tabii. Hemen iyileşecek miyim? Ya da ilaç kullanıyorsa hemen ilaç ameliyatla birlikte her şey ortadan kalkacak kalkıyor mı? Kalkıyor mu? Bu konuda şanslıyız. Biraz önce dedim ya işte ölüm korkusunda şanssız insanları şey yaparken çok somut bir verileriniz elinizde oluyor. Evet. Hasta örneğin en güzel şey ben çok bu şeyle karşılaştım. Hocam Allah razı olsun kuş gibi hafifledim. Çünkü sizi böyle sürekli kısıtlayan bir yaşamınız varken siz artık rahatlıktan efor kapasiteniz artıyor. Yani bu ameliyattan kısa dönemden sonra bile hasta müthiş bir hayat konforu artıyor. Yani işte iki kat işte iki merdiven çıkamayan bir hasta 3 kat 4 kat. Hatta bir hastam geldi hocam işte şeyim vardı 7. katta yoruluyorum dedim. Onu biz de yoruyoruz o kadar mı? Yani düşünün o efor kapasitesini şeyini birden arttığı için hastanın memnuniyeti çok fazla oluyor bu tür hastalarda özellikle. Etkisini hemen evet. Görüyorlar. Bir telefonumuz daha var Murat Bey. Mustafa Özyaprak Amasya'dan arıyor bizi. Günaydın Mustafa Bey, hoş geldiniz. Günaydın, sağ olun. Buyurun alalım sorunuzu, dinliyoruz. Hocama benim bir sorum varmış. Buyurun. Hocam ben aort kapağı ve damar değişti, aort damarı. Evet. Önceden böyle bir sorunum yoktu ama damar genişlemeden dolayı ben ameliyat oldum Ankara'da. Evet. Önceden bir sıkıntım yoktu ama zorunlu olarak doktor bir ameliyatınız geciktiriyor oldum. Evet, şu anda önceki kadar aktif değilim. Bu normal mi hocam? Niye? Aktif. Önceki yani kadar sağlık yönünden işlerinde benim yaşım 45. Evet. Şimdi aktif diye anladım. O yüzden önceki kadar çalışamıyorum. Ne sıkıntınız ne oluyor? Yani çalışınca yorulma mı oluyor? Bir sizi kısıtlayan ne? Hocam aort kapağı değişti. Aort damarıyla. Evet. Tamam. Tamam. Yani ana damar ve ana kapak geçiyor. Yok. Mikral şimdi, kapak takılı. Günlük yaşamımızda ne gibi şu sıkıntı yaşıyorsunuz şu an? Yani nefes almakta mı güçlük çekiyorsunuz, çabuk mu yoruluyorsunuz? Normal çalışamıyorum hocam. Bu normal mi yani? Ne kadar oldu ameliyat olalı? Ameliyat ne zaman olmuştunuz? 2012'nin Temmuz'un 9'unda oldu. Tamam. Geçmiş olsun. Hocam aort evet, kapağı geniş yıpranmış dedi, çürümüş dediler hocam da. Bir de damar çok genişlemiş idi. Evet. Yani patlama riskine gelmişti. Evet. O yüzden ikisini birden değiştirdiler hocam. Geçmiş olsun. Tabii bu özellikle aort kapağı olan hastalarda aort kapağı özellikle darsa kapaktan hemen sonra gelen aort kısmında genişleyebiliyor. Bu ameliyatları sık yapıyoruz. Fakat bu şeyinizi rahatlamış olmanız lazım. Acaba diğer kapakta da bir problem var mı yok mu ya da bu yeni konan bir kapakta bir sıkıntı oluşmuş mu onu mutlaka bir ekokardiyografiyle değerlendirmek gerekiyor. Ya da siz daha önce ameliyat olmadan önce de eğer bu ameliyatı geç yapılmışsa bile o kalbinizdeki bir fonksiyon gerilemesi varsa bizim ejeksiyon fraksiyonu düşmüşse o bile sizin bu yaş şeyinizi açıklayabilir. Ama mutlaka bir ekokardiyografiyle sizin o yeni kapağın değerlendirmesi gerekiyor. Peki Mustafa tamam, Bey, hocam, çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun. İyi günler diliyoruz. Şimdi burada tedavinin sonrasından söz ettik. Hasta evet. Bir rahatlık yaşıyor dedik ameliyatın ardından. Peki sonrasında da dikkat etmesi gereken şeyler tabii, muhakkak mutlaka. Ki var herhalde. Ne oluyor bunlar? Bunları istersen hem öncesinde hem sonrasında da şey yapabiliriz. Evet. Bir takım şeyler var. Bu kapak hastalığı için önemli risk faktörleri.
Örneğin ağız sağlığı. Yani hı hı. aslında çok ihmal edilen şey ama maalesef karşımıza birçok kötü tablona karşımıza çıkabiliyor. Evet. Bu duyduğumuzda çok ilginç geliyor bize. Ne bunun bağlantısı çünkü ne peki? Çünkü burada nedir? Bizim bakterimi dediğimiz. Yani hı hı. bakterimi dediğimiz olay sizin bir yerinizde bir bakterinin kanınıza karışması hı hı. olayıdır. Bu aslında bazen sağlıklı ve immün sistemi güçlü olanlarda vücut onu tolere edebiliyor. Az miktarda girdiğinde ya da bakteri çok patojen değilse bunları kontrol etmek çok sayıda girilmesi ya da patojen şeyi bilansı şeyi çok yüksek olanlarda hı hı. bu tablo ağırlaşabiliyor. İnsanlarda en çok bakterinin olduğu yerde diş etlerinin olduğu yerde yani diş çekilmesi olanlarda diş çürüyor olanlarda sürekli sizin oradan kanınıza bakteri karışabiliyor. Hı hı. Ve bu bakteri karıştığı zaman gidip kalp kapakçığınızı etkileyebiliyor. Ciddi bizim infektif endokardit dediğimiz hastalıklara en sıklarından bir tanesi. Yani diş çürüklerine falan mutlaka dikkat edilmesi evet. gerekiyor. Bu hastalar örneğin kapak ameliyatı olmuşsa da eğer kapak değiştirilmişse bunlar her zaman risk altındadır. Bu tür hastalara mutlaka bir diş hekimi kontrolünde kontrol edilmesi gerekiyor. Hı hı. Çünkü sürekli oradan bakteri dediğimiz yani mikrop şeye karışabiliyor. Kana karışabiliyor. Evet diş hı hı. sağlığının önemini evet. aslında bununla tabii, da yani vurgulamış bununla olalım. Tabii düşünüyorsunuz yani diş sağlığının şeyine ne ilgisi var evet. Kapaktan ama vücudumuza giren bakteriden dolayı mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor. Hı hı. Burada dikkat edilmesi gereken diğer şeylerden de söz edeceğiz Murat Bey ama öncesinde hı hı. yine bir tabii. telefonumuz var. Fahrettin Özendi Bursa'dan arıyor bizi. Merhaba, hoş geldiniz. Fahrettin Bey. Hoş bulduk efendim, iyi günler. Teşekkürler. Buyurun dinliyoruz evet. sizi. Fahrettin ben Bey. Ben hocama bir sorum vardı benim. Tamam. Ben 2 sene önce... Efendim? Televizyonunuzun sesi açık sanırım. İsterseniz onu kısın, bizi aynı anda hem biz sizi önce duyalım hem siz bizi aynı anda duyun. Daha iyi bir iletişim kuralım. Olur mu? Oldu efendim. Şöyle uzak durayım. Daha kapalı televizyonum. Tamam. Tamam. Alalım sorunuzu. Buyurun. Hocama bir sorum vardı. Ben 2 sene önce ameliyat oldum. Geçmiş olsun. Şimdi... Herhangi bir problemim yok. Fakat bir sürü ilaç kullanıyoruz kalple ilgili. Artı evet. bende şeker var. Evet. Onunla ilgili. Günde 13-14 tane hap kullanıyoruz. Evet. Bunlar devamlı kullanılacak mı hocam yoksa? Evet. Ne ameliyatı olmuştunuz? Kalp ameliyatı efendim. İki damar değişti. İki damar değişti. Normal. Evet. Hı-hı. Bir tane de stent takıldı. Evet. Şimdi kalple ilgili şeyi kısmını söyleyebilirim ama özellikle bu tür hasta grupları risk faktörüne örneğin şeker hastalığı varsa yani sizin örneğin şeker hastalığına ilgili şeyleri maalesef hep kullanmanız gerekiyor. Bunu zaten size endokrin şeker bölümündeki arkadaşlar ifade ediyor. Onlara pek müdahale etme şansımız olmuyor. Ama bypass olan hastalarımızda ömür boyunca bir kan sulandırıcı ilaç veriyoruz. Özellikle bu asetil salisilik dediğimiz türev olan ilaçlar. Onu kullanmanız evet. gerekiyor ömür boyunca. Bir de özellikle kalp hastalığınız olduğundan dolayı kalbi koruyucu bir takım ilaçlarımız vardır örneğin. Bizim beta bloker dediğimiz ilaç grupları. Bu iki tane ilacı genelde veriyoruz. Ama kolesterolünüz yüksekse mutlaka kolesterol düşürücü ilacı da eklememiz gerekiyor. Yani buradaki sizin risk faktörleri kontrol açısından ilaç sayınız artmış olabilir. Ama dediğim gibi eğer kan sonu ilacı ömür boyunca hiçbir şekilde kesmememiz gerekiyor. Peki, konuda hangi? Çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Hı hı. Bazen birkaç ilaç maalesef kullanmak gerekiyor. O da sizin şeyinizden kaynaklanan, yani hastalığınızdaki faktörlerden kaynaklanan durum. Geçmiş evet. olsun. Peki, çok geçmiş olsun. Olsun. Çok güzel bir ameliyatım geçti ve 5-6 kat hiç dinlenmeden çok çıkma güzel. İmkanlarım hı hı. oluyor yani evet. şu anda. Evet. Çok herhangi güzel. Bir sıkıntım yok da ben sadece ilaç konusunda size evet. Geçmiş olsun. Hı? Peki çok geçmiş olsun. Teşekkür ederiz efendim. İyi günler diliyoruz. Tabii bu da aslında ilaç kullanma açısından herkes tabii ki sıkıntı çekebiliyor ama kullanmak şimdi, zorunda olduğu için tabii, kullanıyorlar tabii. ama Fahrettin Bey ameliyat olan bir kişi olarak da o zaman bizim için izleyenler için mesela, iyi bir örnek evet, oldu. Evet tabii 5-6 kat rahatlıkla şey yapıyor. Evet. Hayat kalitesi artmış şeyi güzel. Fakat bu hastalardaki risk faktörünüz varsa örneğin mutlaka bu tür ilaçları kullanmanız hı-hı. gerekiyor. Şimdi sizin örneğin kolesterolünüz yüksekse Fahrettin Bey'deki
bilmiyorum tabii etiyoloji sadece o mu, başka faktörü de var mı? Önemli, mutlaka bu tür hastaların, koroner bypass olmuş hastaların kullanması gerekiyor. Yoksa sizin koyduğunuz yeni damarlar daha da çabuk tıkanabiliyor. Hı hı. Ama siz hiç faktörü kontrol ederseniz hiçbir problem olmadan hayatınıza devam edebilirsiniz. Evet. Burada yapılan hatalar oluyor mu peki? Kalp kapak hastalıklarında ilaç kullanımıyla ilgili. Tabii. Sürekli çok, kullanıyorum çok artık güzel, bırakayım çok güzel bir gibi. Konu, çok güzel bir konuya değindiniz. Çünkü hep ilaçtan yani, bahsetti arayan izleyicimiz. Ama çok güzel bir soru. Hı hı. Şimdi bu tür şeylerde örneğin yanlış anlaşılmasın, hastalığı mutlaka ilaçlarını kullansın. Evet. Hadi kullanması da çok dramatik bir kötü olmayabilir. Ama özellikle kalp kapak ameliyatları olmuş hastalarda metalik kapak takılmışsa, ister mitral kapakta olsun, aortik kapakta olsun, mutlaka kan sonucu ilacını kullanması gerekiyor. Burada bizim bypass'larda kullandığımız ilaç grubundan biraz daha farklı bir ilaç grubu. İkisi de tabii kan sonucu ilaçlar, fakat bir anti-agregan dediğimiz, yani damarın şeydeki hücrelerin pıhtılaşma şeyini engellemek, yani birbirine yapışmasını, ama diğeri antikoagülasyon, tamamen pıhtılaşma bütün mekanizmasını engelleyen bir ilaç grubu. Hı hı. Onları mutlaka kullanması gerekiyor. Çünkü metalik kapaklarda en büyük sıkıntı kapağın üzerinde pıhtı oluşması. Eğer INR dediğimiz bir değer var, bunları normalde 2,5-3,5 arasında tutmamız gerekiyor. Hastalara mutlaka tembihliyoruz. İhmal edilecek bir ilaç grubu değil, kapağınız çalışmaz. Ya pıhtıdan dolayı tamamen kapanıp çalışmaz, ölümüne sonuçlanabilir, ya da pıhtı oluşup felce sebep olabilir. Evet, yani çok sonu önemli. Çok kötü oluyor. Çok önemli. İlaç yani kullanımı evet. verildiyse size ihmal etmeden evet. mutlaka kullanmanız gerekiyor. Bir telefonumuz daha var, tabii. süremiz az. Onu da yanıtlayalım. Nebahat Gök arıyor bizi. Merhaba, hoş geldiniz. Alo. Nebahat Hanım, buyurun, dinliyoruz sizi. Tamam. İyi günler hocam. İyi günler Nebahat Hanım. Şimdi benim eşim kalp kapağı ameliyatı oldu. İkisi. Evet, geçmiş olsun. Ameliyat oldu. Hı. Değişti. Bir tanesi tamir oldu. Evet, geçmiş olsun. Şimdi sağlığı çok çok iyi. Başka. Çok çok iyi ama... Şimdi bir ameliyat daha geçirmesi gerekiyor. Evet. Bir kasık fıtığı var. Evet. Bir bağırsaklarda sorun var, kolonlarda. Geçmiş olsun. Rahatlıktan... Bunun için ameliyat olmak zorunda. Acaba evet. diyorum ki ben, şimdi ikinci bir narkoza, yani bayıltacaklar. Korkuyorum eşim tekrar... Evet, yok, hiç korkmayın Nebahat Hanım. Yani sağlığına kavuşabilir mi? Ameliyata evet. dayanabilir mi? Tabii ki. Geçmiş kaldırabilir olsun. Mi bu ameliyatı? Geçmiş olsun. Rahatlıktan kaldırabilir. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Yani kalp kapakçığı oldu diye ameliyat olamaz diye bir şey yok. Yok. Şey değil, rahatlıkla ameliyatın olabilir. Burada tek yapılması gereken, bu tür hastalarda mutlaka doktor arkadaşınızı uyarın. Bu kapak ameliyatı olduğunu. Çünkü bu dönem içerisinde biz biraz önce bahsettik. İlaç kısmında kan sonucu ilaç veriyoruz. Bu ilaçları birkaç gün öncesinde kesmek gerekiyor. Cilt altına yapılan iğneler var. O dönem içerisinde mutlaka o iğnelerin yapılması gerekiyor. Çünkü sizin o ağızdan alınan kan sonucu ilacınızı kesmemiz gerekiyor. İNR değeriniz 1,5'un altına düşünce diğer ameliyatınızı rahatlıkla olabilir. Ameliyat bittikten sonra tekrar bugünkü kullandığınız o ağızdan alınan oral antikoagülan dediğimiz ilaç grubunu başlanıp tekrar hayatına devam edebilir. Herhangi bir sıkıntısı olmaz. Peki Nebahat Hanım, geçmiş çok olsun. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İyi günler diliyoruz. Hoşçakalın. Geçmiş olsun. Şimdi tedavinin sonrasında da korunmak için, hem de tedavinin sonrasında dikkat etmemiz evet. gerekenler var. Bunlar neler? Tabii. Bu özellikle kapak hastalıkları olan insanların, eğer kapakları değiştirmemişse, sadece işte ilaç tedavisine gidiyorsa, çok yüksek tuz şeyini, diyetini mutlaka yapmaları gerekiyor. Obezite, yani bütün artık sadece bütün kalp hastalığı değil ama bütün hastalıklar evet. için bir risk faktörleri. Onlara dikkat edilmesi gerekiyor. Kapak hastalığınızın ameliyat veya ameliyat olsanız olmasanız mutlaka ağız hijyeni, diş çürüklüğü falan varsa mutlaka bir diş hekimine gitmeniz gerekiyor. Yıllarca halen tartışılan bir şeyimiz vardır. Tıp, yani bunu biz %100 şunu yapalım, bunu demek %100 demek mümkün değil, ama yıllardır bir aylık bizim penisinin profilaksi dediğimiz şeyleri yapmak halen önerilen bir tedavi yöntemi. Çünkü siz kapağı iyileştirse bile, eğer bu hastada enfeksiyona yatkınsa, tekrar bir endokardit geçirip koyunuz kapakçı bile yerinden ayırabilir. Mutlaka eğer zemininde bir kapak bozukluğunuz varsa aylıkta bir de penisilin tedavisi öneriyoruz. Hı hı. Korunmak için peki yapabileceklerimiz var mı bizlerin? İleriki yaşta
bu hastalığa yakalanmamak Yok yani adına. Eğer sizin böyle nasıl cildimiz yaşlanıyorsa bir şeyleri engelleyemiyorsak olabiliyor. Aynı şekilde oluyor. Evet. Yani o doğal yaşlanma öyle fakat diğer şeyleri bahsettiğimiz gibi diş sağlığı ya da çocukluk çağında bir enfeksiyon olan çocuklarda mutlaka uygun tedavi yöntemin yapılması bunlar da yine kapak şeyleri koruma açısından önemli. Bunlar kontrol edebildiğimiz faktör ama kontrol edilmeyen faktör neyse işte bahsettiğim çocukluktan gelen bir takım hastalıklar ya da yaşlanmaya bağlı oluşan dejenerasyonları maalesef kontrol etme şansımız olmuyor. Bu nedenden dolayı ortaya çıkabiliyor. Peki çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bilgiler ve öneriler için Murat Bey. İyi çalışmalar. Değerli izleyenler bugün bize verilen sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte farklı bir konuyla ekranlarınızın karşısında olacağız. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.